أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيز مسلمان kardeşlerim, mümin kardeşlerim, bacılarım, cümlenizi yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar. Cümlenize Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket niyaz ederim. Geçtiğimiz haftalarda arz ettik ki geçen hafta, bir önceki hafta, bu hafta mezhepsel ihtilaflara sorularla son nokta konulu sohbetimizin 17. bölümündeyiz. Arz etmiştik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra sadece hilafet konusunda Hazreti Ali aleyhisselamın hakkı gasp edilmedi. Allah'ın teşrii iradesinde Hazreti Ali aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'den sonra halife olması Allah'ın teşrii iradesinde var idi. Peygamber Efendimiz'den sonra sadece bu gasp edilmedi. Sadece mesele hilafet meselesinden ibaret değildi. Ve Ehl-i Beyt imamlarının Hazreti Ali aleyhisselam, sonrasında İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynul Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Aliyyur Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Aliyyun Naki, İmam Hasanul Askeri ve beklenen sahibu zaman aleyhumusselam Ehl-i Beyt imamlarının tamamının mücadelesi Hazreti Ali'den sonraki İkinci imamdan 12. imama kadar 11 imamın mücadelesi, neden Hazreti Ali aleyhisselam halife olmadı da diğerleri halife oldu? Allah Hazreti Ali'nin olmasını istedi. Peygamber Hazreti Ali aleyhisselamın olmasını istedi. Neden o olmadı da başkaları oldu? Mesele bundan ibaret değildi. Sadece bundan ibaret değildi konu, tartışma, mesele, hadise. Arz ettik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra 5 konuda darbe yapılmıştır. 5 konuda. Bunlardan birincisi Allahu Azze ve Celle'nin manasına, mefhumuna darbeler yapılmıştır. Tevrat'ın anlattığı Allah, İslami metinlere sirayet ederek, İslami metinlere girerek, Tevrat'ın anlattığı Allah, Müslümanların eserlerinde yazılmaya başlandı. Müslümanların minberlerinde, Peygamber Efendimizin minberlerinde konuşulmaya başlandı Tevrat'ın anlattığı Allah. Ehl-i Beyt imamlarının mücadelelerinin birinci aşaması bu konu üzerinde idi ki Ehl-i Beyt imamları tevhidin yozlaşmasına karşı mücadele ettiler. Tevhidin yozlaşmasına karşı Ehl-i Beyt imamları Nehcül Belaga'daki hutbeleri daha önceki sohbetlerimizde örneklerini arz etmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra dine karşı Peygamber Efendimiz'in 23 sene mücadele etmiş olduğu dine karşı yapılan ikinci darbe Kur'an'ın özüne yapılmıştır.
İlk aşamada Kur'an'ın tahrif edildiğinin, tahrif olduğunun imajını Müslümanların içerisine sokarak Kur'an'ı itibardan düşürme girişimlerinde bulunmuşlar. Bunda başarılı olamayınca Kur'an'ın tefsirini, manasını, beyanını, açıklamasını tahrif etmişlerdir. Bu konuda darbeler yapılmıştır. Kur'an'ın özünü değil, dikkat edin. Yanlış anlaşılmasın. Kur'an'ın tefsirini ve manasını. Üçüncü darbe, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin şahsiyetine karşı yapılmıştır. Peygamber Efendimizin makamına, şahsiyetine karşı yapılmıştır ki Peygamber Efendimiz hakkında Tevrat'ın diğer peygamberlere Allah'ın selatı selamı cümlesinin üzerine olsun, Tevrat'ın peygamberlere, Hazreti Musa'ya ve diğer peygamberlere müstahak gördüğü şeyleri, o İsrailiyat uydurmalarını, efsanelerini Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hakkında gelip hadis adı altında İslami kaynaklarda yazmışlar, Müslümanların minberlerinde anlatmışlar, konuşmuşlar, konuşturmuşlardır. Üçüncü darbe, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin sünnetine karşı yapılmıştır. Dördüncü darbe ise Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra dinin mercileri Allah'ın buyruğu ile, Allah'u Azze ve Celle'nin buyruğu ile dinin mercileri ki Ehl-i Beyt imamlarıdır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin emrine binaen, açıklamalarına binaen dinin mercileri ki Peygamber Efendimizden sonra Ehl-i Beyt imamlarıdır. Bu konuda da darbeler yapılmıştır. Ehl-i Beyt imamlarının Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizden sonraki mücadeleleri bu 5 kademeli, 5 basamaklı darbelere karşı, din bozulmasın diye, din tahrif olmasın diye, din Allah'ın gönderdiği şekliyle kıyam-ı kıyamete kadar baki kalsın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra Ehl-i Beyt imamları bu 5 alanda dinin omurgası diyebileceğimiz bu 5 konuda Ehl-i Beyt imamları mücadele etmişlerdir. Ve bu mücadeleleri neticesinde de hayatlarından olmuşlardır. Ehl-i Beyt imamlarının Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ile başlayan şehadet süreçleri Hazreti Hasan-ül Askeri 11. İmam aleyhisselam'da Hasan-ül Askeri aleyhisselam'da noktalanmış. Yani 11 imam, Hazreti Ali ve Hasan-ül Askeri aleyhisselama kadar 11 imam şehit edilmişler. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha da şehit edilmiştir. Ve İmam-ı Zaman, İmam Mehdi acelallahu teala ferecehüşşerif hazretleri gaybete çekilmiştir. Allah zuhurunu acil eylesin. Bu akşam sizlerle konumuza hem bir tane Şii alimlerinden Seyyid Haşim Behrani'nin tefsir kitabından Sad suresinin 75. ayetinin tefsiri ile Ehl-i Sünnet alimlerinden Celaleddin Suyuti'nin Durrul Mensur adlı tefsirinin birinci cildinden bir tane, iki tane ayet öyle arz edeyim. İki tane ayet, iki tane hadis arz edip geçen haftaki konumuza kaldığımız yerden başlayacağız. Aziz kardeşlerim, önce Seyyid Haşim Behrani, Ehl-i Beyt Mektebi'nin seçkin alimlerinden Seyyid Haşim Behrani'nin El-Burhan adlı tefsir kitabının 8. cildinden
Sad suresinin 75. ayeti 8. cildin 202. sayfasından bir ayet bir hadis arz edeyim. Bakınız diyor ki Sad suresinin 75. ayetinin tefsirinde Ya İblis ma mene'eke en tescude lima halaktu bi yedeyye estekberte em kunte minel alin Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i yaratmış ve bütün meleklere emretmiş ki secde edin Adem'e. 73. surede diyor, 73. ayette diyor. Fesecedel melaiketu kulluhum ecmeun. Kulluhum ecmeun. Bütün melekler, meleklerin bütünü, meleklerin tamamı secde ettiler Adem'e. İlla iblis. İblis secde etmedi. 75. ayette Allahu Azze ve Celle iblise soruyor. Ya iblis, ey iblis, ma meneke en tescude lima halaktu bi yedeyye, kendi kudret elimle yarattığıma secde etmene engel olan şey ne oldu? Neden kendi kudret elimle yarattığıma secde etmedin? Estekberte kibirlendiğin için mi secde etmedin? Kibirlendiğinden dolayı mı secde etmedin? Em kunte minel alin? Yoksa sen yücelerden misin? Yoksa sen yüce makam sahiplerinden misin? Aziz kardeşlerim, ayet bu kadar. Burada Hazreti Adem var. Melekler var. İblis var bu ayette. Secde olunan Hazreti Adem var. Adem'e secde etmekle memur olan, secdeye emrolunan bütün melekler var. Ve secde eden bütün melekler var. Secde etmeyen iblis var. Dikkat edin. Allahu Teala şimdi iblise soruyor. Sad suresi ayet 75. Sen neden secde etmedin? Kibirlendiğin için mi secde etmedin yoksa kendini yücelerden mi? Yoksa sen yücelerden misin? Em kunte minel alin. Sen yücelerden misin? Dikkat edin. Bu yücelerden misin? O yücelerden maksat kimlerdir? 8 tane bugün tefsire baktım. 8 tane tefsirin 7 tanesinde yücelerden kelimesinde bir açıklama yok. Bir tanesinde diyor ki bu yücelerden maksat gökyüzünün melekleridir. Çünkü Hazreti Adem'e secde ile emrolunan yeryüzündeki meleklerdi. Gökyüzündeki melekler değildi. Ya buna yarım akıllılar bile güler. Ayet diyor ki kulluhum ecmeun. Bütün melekler hem de iki sefer orada kulluhum var, ecmeun var, kul ecme. Meleklerin bütünü tamamı secde ettiler. Demiyor ki yer meleklerinin tamamı. Bilahare bunlar nedir? Hakikatten uzak açıklamalardır. Tefsiri Burhan cilt 8 sayfa 202 Sad suresinin 75. ayeti. Bakınız. Sen yücelerden misin? Bu Hazreti Adem olamaz. Çünkü Hazreti Adem'e secde edilme emri vermiş Allahu Teala. Bu meleklerden bir grup da olamaz çünkü meleklerin tamamı secde ettiler. Peki yücelerden, o yücelerden maksat kimlerdir? Bakınız Seyyid Haşim Behrani naklediyor Seyyid Haşim Behrani İbni Babaveyk Şeyh Sadık'ın babasıdır. Rabilerin hepsini okumuyorum. En Abdullah İbni Muhammed İbni Abdülvehhab
En Ebil Hasan Muhammed İbni Ahmed el Kavari. Hepsini okumuyorum. En son geliyor En Ebi Said el Hudri. Peygamber Efendimizin ashabındandır, seçkin sahabelerdendir Ebu Said el Hudri. Diyor ki evet kunna culusen inde Rasulillah iz akbele ileyhi reculun. Biz Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Birisi geldi Resulullah'ın yanına. Fekale ya Resulallah. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Resulü ehbirni en kavlillahi azze ve celli iblis. Allahu azze ve celle'nin iblise söylemiş olduğu şu sözden bana haber ver. Estekberte em kunte minel alin. Kibirlendin de mi secde etmedin? Yoksa sen yücelerden misin? Bu sözden bana haber ver. Bu ayetten bana haber ver. Bu ayeti bana açıkla. Men hum ya Resulallah. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Ellezine hum a'la minel melaiketil mukarrabin. Mukarrab meleklerden de yüce olan o alin, o yüceler kimlerdir ya Resulallah? Fekale Resulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz buyurdular. Ene ve Aliyun ve Fatimete vel Hasanu vel Hüseyin. Yücelerden maksat ben, Ali, Fatima, Hasan ve Hüseyin salatü selam cümlesinin üzerine olsun. Kunna fi suradigil biz arşın altında Allah'a tesbih ediyorduk. Fesebbahatil melaiketu bi tesbihina kable en yahlugallahu Adem bi elfey am. Biz Allah'a tesbih ediyorduk. Melekler bizim tesbihimiz ile tesbih ediyorlardı. Ne zaman gerçekleşiyordu bu tesbih hadisesi? Allahu Teala Hazreti Adem'i yaratmadan 2000 sene önce arşın altında biz Allah'a tesbih ediyorduk. Melekler bizim tesbihimizle tesbih ediyorlar. Elbette bu Hazreti Adem'den 2000 sene önce Ehl-i Beyt'in bedeni değil, fiziki değil, ruhudur. Allah ki bizi yaratıyor, yani ruhlarımızı. Felamma halakallahu azze ve celle Adem, Allahu azze ve celle Hazreti Adem'i yarattığında emmerel melaikete en yescudu leh, meleklere ona secde etmelerini emretti. Meleklere ona secde etmelerini emretti. Fesecedetil melaiketu kulluhum ecmeun. Bütün melekler secde ettiler. İlla iblis. Ama iblis secde etmedi. Fe innehu eba en yescude. Secde etmekten sakındı. Fekalallahu tebareke ve teala. Allah-u Teala iblise buyurdu ki ey iblis seni kendi kudret elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan şey ne oldu? Neden secde etmedin? Estekberte kibirlendiğinden dolayı mı secde etmedin ki Sad suresinin 75. ayetidir. Em kunte minel alin. Yoksa sen yücelerden misin? Allah-u Teala bu ayeti nazil buyurdu. Kale min haulâil khamsetil mektûbeti esmâuhum fî surâdigil erş. İşte bu beş tane mübarek isim. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin aleyhümselam. Bunların isimleri mektûbe yazılmıştı arşın altına. Fenehnu bâbullâhillezî yu'te minhu. Biz Allah'ın kapılarıyız ki oradan içeri girilir. Bina yehdedil muhtedum. Hidayet bulanlar bizimle hidayet bulurlar. Femen ehabbena ehabbellah.
Bizi seven Allah'ı sevmiş olur ve Allah onu cennetine sakin eder. Ve men ebgazana ebgazallah. Bize buğz eden Allah'a buğz etmiş olur ve Allah onu ateşin içerisine sakin eder. Ve la yuhibbuna illa men tabe mevledi. Nutfesi temiz olandan başkası bizi sevmez. Bakın, temeli temiz olandan başkası bizi sevmez. Yani bize kim buğz eder? Bize temeli bozuk olan buğz eder. Bizi sevenlerin temeli temizdir. Seyyid Haşim Behrani'den. Peki ayette geçen sen yücelerden misin? O yücelerden maksat kimlermiş? O yücelerden maksat Hazreti Peygamberimiz. Allahu Teala soruyor. Sen yücelerden misin? Hazreti Peygamberimiz, sen onlardan mısın ki secde etmiyorsun? Onlar secdeden müstesnadırlar. Onlar yücelerdendirler. Onların makamı çok çok yücedir. Sen onlardan mısın? Seyyid Haşim Behrani de burada Ebu Said-i Hudri'den naklediyor ki yücelerden maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt imamlarıdır. Bu Şia kaynağından bir tane de bunun doğrultusunda Ehl-i Sünnet kaynağından arz edip asıl konuma geçeyim. Bakınız Dürrul Mensur Ehl-i Sünnet, Ehl-i Sünnet'in tanınmış tefsir alimlerinden Celaleddin Suyuti Dürrul Mensur 1. cilt Bakara suresinin Bakara suresinin 37. ayetinde, ayetinin tefsirinde, evet, Adem Rabbinden kelimeler aldı. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Celaleddin Suyuti, bir daha diyorum, Durrul Mensur cilt 1 sayfa 135 Bakara suresinin 37. ayeti. Adem Rabbinden kelimeler aldı. O kelimeler ile Allah'a tövbe etti. Allah Adem'in tövbesini kabul etti. Tefsiri Burhan'da ne diyordu? Ey İblis, sen yücelerden misin? O yücelerden maksat kimdi? Peygamber Efendimiz buyurdu, bizleriz. Allah Adem'i yaratmadan 2000 sene önce bizim isimlerimizi arşa yazmıştı. Adem'i yaratmadan aleyhisselam, yaratmadan 2000 sene önce biz Allah'ı arşın altında tesbih ediyorduk. Şia kaynağından, Şia tefsir eserinden, bir tane de şimdi Durrul Mensur Ehl-i Sünnet eserinden. Ne diyor? Adem Rabbinden kelimeler aldı, o kelimeler ile tövbe etti Allah. Adem'in tövbesini kabul etti. Bu ayetin altında... En İbni Abbas kâle se'eltu Resûlallah. Ehl-i Sünnet âlimi yazmış. İbni Abbas diyor ki ben peygambere sual eyledim. En il kelimâti illeti telakkâha Âdem min Rabbihi fetâbe aleyh. Hazreti Âdem'in Rabbinden aldığı kelimeleri ki o kelimelerle Allah'a tövbe etti. O kelimeleri peygambere sual eyledim. قَالَ سَأَلَ بِحَقِّ مُحَمَّدْ وَعَلِيِّمْ وَفَاتِمَا وَالْحَسَنْ وَالْحُسَيْنِ Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz İbn Abbas diyor ki peygambere sordum kelimelerden maksette diyor. Peygamber şu cevabı verdi. Adem Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in hakkı hürmetine Allah'tan istediğini. Allah'tan ne istiyordu? Affını istiyordu. Allah'tan affını istedi. Fetâbe aleyh. O kelimeler ile tövbeye gitti. Tövbe kapısına gitti. Allah onun tövbesini kabul etti. Ehl-i sünnet alimi diyor ki Adem Rabbinden kelimeler aldı. O kelimelerden maksat İbni Abbas'ın rivayeti, Peygamber Efendimiz'in buyruğu, Hazreti Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt. Sad suresi 75. ayette sen yücelerden misin? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? O yücelerden maksat biz ehli beytiz. Allahu Azze ve Celle Kur'an'ın İslam'ını Kur'an'ın İslam'ını Allahu Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den ve Ehl-i Beyt imamlarından
sonuna kadar öğrenip yaşamayı, yaşatmayı, anlamayı, anlatmayı cümlemize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, gelelim. Hazreti Ali aleyhisselamın dedik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra arz ettik ki 5 konuda darbe yapıldı, darbe girişiminde bulunuldu. Hazreti Ali aleyhisselamın siyasi merciliği kabul edilmedi. Yani siyasi mercilikten maksadım nedir? Hilafet kabul edilmedi. Bakınız. Yakından göstereyim. Buhari'dir bu. Tamam mı? Buhari 8. cilt. 8. cilt tercemesi. Ötüken Yayın Evi'nden çıkan Buhari'nin tercemesi. Evet. Ne diyor? 8. ciltte sayfa 3900. Ala İbni Musayyib. Ben Berra İbni Azib'e kavuştum da en güzel yaşayış sana kutlu olsun. Sen peygambere sahabilik ettin ve onunla ağaç altında beyat yaptın dedim. Bunun üzerine Berra, ey kardeş oğlu, peygamberden sonra bizim ne fitneler çıkardığımızı sen bilmezsin dedi. Bakınız. Ne fitneler çıkardığımızı sen bilmezsin dedi. Bunu ben mi yazmışım? Bunu Ehl-i Sünnet dünyasının Kur'an'dan sonra şeriate, sünnete, dine, bakın, fıkıha, akaide kaynak olarak kabul ettiği 6 sahih kitaptan en fazla önem verdikleri Buhari yazmış. Sahabe diyor ki sen bizim peygamberden sonra ne fitneler çıkardığımızı bilmezsin. Dolayısıyla bakın o fitnelerden birkaç tanesini ben arz edeyim bu akşam. Hazreti Ali aleyhisselamın ilmi merciliği kabul edilmedi. Asıl facia bu. Siyasi merciliği de kabul edilmedi. Önce Hazreti Ali aleyhisselamı siyasi mercilikten uzaklaştırdılar. Yani hilafetten uzaklaştırdılar. İdare işlerini, devlet işlerini, Müslümanların sosyal siyasal işlerini Hazreti Ali aleyhisselamın idare etmesini istemediler. Yönetmesini istemediler. Hazreti Ali aleyhisselamı siyasi mercilikten uzaklaştırdılar. Ama asıl facia 14 asırdır devam ediyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'ı siyasi mercilikten uzaklaştırdınız diyelim 20 sene, 30 sene, 35 sene. Ama bundan daha tehlikeli olan, bundan daha vahim olan, bundan daha zararlı olan, bugüne kadar zararları devam eden şey Hazreti Ali Aleyhisselam'ı ilmi mercilikten de uzaklaştırdılar. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın anlattığı dini kabul etmediler. Anlattığı Kur'an tefsirini kabul etmediler. Anlattığı sünneti kabul etmediler. Kabul etmekle kalmadıkları gibi anlattırmadılar. Yasaklar getirdiler, baskılar getirdiler. İkinci halife hilafete geldiği zaman Zeyd ibn Sabit'i ilim kapısı olarak kendisine tanıttı. Kendi yanına aldı. İlim merci'i olarak ilimde insanlar dini Zeyd ibn Sabit'ten öğrensinler diye Zeyd ibn Sabit'i ilim kapısı olarak o gün insanlara tanıtıyorlardı. İslam dünyasında
Siyasi merci ikinci halife oldu. İlim mercisi ise ikinci halifenin direktifi ile ikinci halifenin efendim iradesi ile Şeyhul İslam ilim mercii müftü Zeyd bin Sabit oldu. Neden Hazreti Ali aleyhisselam değil de Zeyd bin Sabit? Neden? Zeyd bin Sabit çok bilgili birisi miydi? Kur'an'a, Kur'an ilimlerine, Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in sünnetine çok hakim ve alim birisi miydi? Neden Hazreti Ali değil de Zeyd bin Sabit? Hadi diyelim Hazreti Ali'yi siyasi mercilikten uzaklaştırdınız. Bari ilmi mercilikten uzaklaştırmasaydınız. İlmi konuları, dini konuları, Kur'an'ın ayetlerinin, ahkamın hükümleri, ahkamı Hazreti Ali'den sorsaydınız aleyhisselam. Zeyd ibn Sabit çok mu bilgili birisiydi? Zeyd ibn Sabit her gün Kur'an yazdığı kadar Tevrat yazan birisiydi. Hayırdır? Bir Müslümanın Kur'an yazdığı oranda, Kur'an yazdığı miktarda Tevrat yazması neyin emaresi, neyin işaretidir? Neye ve kime hizmettir? Kimlere hizmettir? Bunu ben demiyorum. Bakın söylediklerimin hepsi belgeli, kayıtlı yazılmıştır tarihte. Bir cemaat geldi Zeyd ibn Sabit'in yanına, ilim merciidir ya, ikinci halife onu ön plana çekmiş, çıkarmış. Bir topluluk geldi Zeyd ibn Sabit'in yanına, ona sorularını sordu. Zeyd ibn Sabit onların sorularını cevaplamaya başladı. Cevaplarken onlar da verilen cevapları, söylenen cevapları yazıyorlardı. Sorular bittikten sonra Zeyd ibn Sabit onlara şöyle dedi. فَلَعَلَّ الَّذ۪ي قُلْتُ لَكُمْ كُلُّنْ خَتَأْ اِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ بِجَهْدِ رَعِيِ Dikkat edin. Benim size söylemiş olduklarımın tamamının hata olması, tamamının yanlış olması mümkündür. Benim size söylemiş olduklarımın tamamı yanlış olabilir, hata olabilir. Neden hata olabilir, söylediklerimin tamamı yanlış olabilir? اِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ بِجَهْدِ رَعِيِ Çünkü ben sizlere ne söylediysem kendi içtihadıma göre söylerim. Kendi görüşüme göre cevap verdim. Kendi içtihadıma, kendi anladığıma göre cevap verdim. Hayırdır Zeyd ibn Sabit? Bakın Tarihi İbn Asakir 21. cildin 231. sayfasında bunu yazmış. Tarihi İbn Asakir Ehl-i Sünnet'in en kapsamlı eseri. En 80 cilttir. Bu hadiseyi İbn Asakir tarihinin 21. cildinin 231. sayfasında yazmış. Siyer Alamun Nubala, Alamun Nubala cilt 2 sayfa 438'de bunu yazmış. Hayırdır? Zeyd ibn Sabit böyle birisi. Diyor ya kardeşimin oğlu sen bilmezsin biz peygamberden sonra ne fitneler çıkardık. Bu fitne değil nedir? Hazreti Ali aleyhisselam hakkında buyurmuş ki ene medinetul ilm ve aliyyum babuha ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Niye Zeyd ibn-i Sabit ilim şehrinin kapısı oldu? O Zeyd ibn-i Sabit ki kendi itirafına göre kendisine soru soranlara diyor ki benim size vermiş olduğum cevapların tamamı yanlış olabilir. Çünkü ben bunları Kur'an'dan size söylemedim. Kendisi itiraf ediyor. Ben bunları sünnetten size söylemedim. Ben bunları kendi reyime, kendi içtihadıma göre size söyledim. Aziz kardeşlerim, başta da söylediğim gibi her programın başında sonunda söylediğim gibi bizim buradaki amacımız maazallah maazallah Müslümanların arasını açmak değildir. Allah Müslümanların arasını açmak isteyenleri kahru perişan eylesin.
Allah ehli sünnetle Şia'yı birbirine düşürmek isteyenleri zelil, perişan eylesin. Allah Müslümanların vahdetini, birliğini, beraberliğini bozmak isteyenleri perişan eylesin. Bizim amacımız kesinlikle kesinlikle Müslümanların arasını açmak değil. Ama ne var? Şia dünyasına yıllardan beri itirazlar etmişler, hakaretler etmişler, Rafizi demişler, sapık demişler, beş mezhep demişler, mezhepsiz demişler, imansız demişler, 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 demişler. Diyoruz ki ya biz hep televizyonlarda kendimizi ifade etme imkanı vermiyorsunuz. Kendiniz tabirimi hoş görün, kendiniz çalıvadete kendiniz oynuyorsunuz. Oturmuşsunuz 3 tane profesör, sözde 5 tane profesör Şia'ya anlatıyorsunuz. Müsaade edin biz anlatalım, bu imkanları bize vermiyorsunuz. Biz de sosyal medya aracılığı ile kendimizi ifade ediyoruz. Şia'nın konuşulacak sözü çok, Şia'nın verecek cevapları var. Çünkü insanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Müslümanlar birbirlerini iyi tanısınlar, tanıma vesilesiyle kaynaşsınlar. Birbirlerini tanımaları kaynaşmalarına vesile olur. Müslümanlar birbirlerini sahih bir şekilde, doğru bir şekilde tanısınlar. Dolayısıyla başkalarının oyununa gelmesinler, Siyonistlerin oyununa gelmesinler, Vahabilerin oyununa gelmesinler diye biz kendimize anlatıyoruz. Ne anlatırsak da Kur'an'dan ve Ehl-i Sünnet kaynaklarının dışına çıkmıyoruz. Eğer hakikaten bu noktada birilerinin itirazı varsa o zaman konuşana itiraz etmesinler, hakaret etmesinler, yazana gitsinler hakaret etsinler. Niye bunları yazdın diye. Sen yazmasaydın efendim fiş falan Şii alimi de bunları anlatmazdı. Ama biz yine de söylüyorum, anlatıyoruz ki Müslümanlar birbirlerini iyi tanısınlar. Ve bilsinler ki Şia'nın söyleyecek sözü çok. Şia'nın verecek cevapları var. Şia cevapsız değildir. Hangi konuda olursa olsun. Bakınız. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ilim merciliğini dedik ki siyasi merciliğini elinden aldılar. İlim merciliğinden Hazreti Ali Aleyhisselam'ı uzaklaştırdılar. Zeyd ibn-i Sabit geldi. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına oturtuldu. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra. Geliyoruz İmam Cafer Sadık Aleyhisselam dönemine. Buhari diyor ya, kardeşoğlu sen bilmezsin biz ne fitneler çıkardık. İmam Sadık Aleyhisselam dönemine geliyoruz. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam döneminde Esat Haydar İmam Sadık ve Mezahib-i Erba'a adlı eserinde yazıyor. 4000 tane talebe yetiştirmiştir İmam Sadık Aleyhisselam. Malik İbni Enes diyor, ma ra'eytu fil erz efkeh min Cafer İbni Muhammed. Ben yeryüzünde Cafer İbni Muhammed'den, Cafer-i Sadık'tan aleyhisselam daha fakihini, daha alimini görmedim. İmam Sadık aleyhisselam dönemine geliyoruz. İmam Sadık aleyhisselam döneminde o kadar ilim adamı yetiştiren Ebu Hanife İmam Sadık aleyhisselamın talebelerinden bir tanesi. İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra El-Muntesur Billah Abbasi halifesi geliyor, ne yapıyor? Talebenin anlattıklarını meşru, resmi, mezhep olarak Müslümanların içerisine yerleştiriyor. Talebenin fıkhını, talebenin fetvalarını, talebenin yazdıklarını. Diyor ki Ebu Hanife'ye göre hareket amel edeceksiniz, Şafii'ye göre amel edeceksiniz, Maliki'ye göre amel edeceksiniz, Hanbeli'ye göre amel edeceksiniz. Abbasi halifesi böyle bir sistem getiriyor. Yani dönemin siyasi otoritesi, hükümet böyle bir sistem getiriyor. Hayırdır? Bu 4 tane meşru dediğiniz efendim ekolün 2 tanesine birebir İmam Sadık Aleyhisselam ders verdi. Neden İmam Sadık Aleyhisselam'ı ilmi mercilikten uzaklaştırdınız? Bunları yetiştirmesine rağmen. Ve bakıyoruz, buna rağmen Ehl-i Sünnet alimleri eserleri
mezhep imamları kendi aralarında birbirini kabul etmemişler. Kendi aralarında alimleri birbirini kabul etmemiş. Fıkıh alimleri fıkıh alimlerini kabul etmemiş. Hadis alimleri fıkıh alimlerini kabul etmemiş. Ben yazmadım ki bunları. Bakın birkaç örneğini vereyim. Birkaç örnek. İsim vermeyeceğim şimdi. En sonda ismini vereceğim. En sonda. Bakınız. Buhari'nin üstadı İbni Ebi Şeybe'dir. Buhari ki ehli sünnette en büyük hadis alimidir. Bunun üstadı kimdir? İbni Ebi Şeybe. İbni Ebi Şeybe'nin 8 cilt kitabı vardır. 8 cilt kitabı. Musannef adında. İleriki programlarda Musannef'in de içinde neler var onları anlatacağım inşallah. İbni Ebi Şeybe ehli sünnette en büyük hadis alimini yani Buhari'yi yetiştiren İbni Ebi Şeybe bir fıkıh adamı hakkında, bir fakih hakkında diyor ki Erahu kâne Yahudiyen. Ben onu Yahudi olarak görüyorum. Ben onu Yahudi olarak görüyorum. Şimdi onun ismini ben vermiyorum. Kimin hakkında diyor ben onu Yahudi olarak görüyorum. En büyük hadis aliminin üstadı İbni Ebi Şeybe bu sözü diyor. Ben onu Yahudi olarak görüyorum. Yusuf İbni Esbat diyor o Resulullah'ın 400 hadisini reddetti. 400 hadisin aksine fetva verdi. Yine adını vermiyorum. O kimdir? Muhammed İbni Muslime. Muhammed İbni Muslime'ye denildi ki onun hakkında ne düşünüyorsun? Ki o bütün beldelere girmiştir. Onun adı, fetvaları bütün beldelere girmiştir. Onun bütün fetvaları, adı bütün beldelere girmiş. Medine hariç. Medine hariç. Muhammed İbni Muslim'e bunu soruyorlar. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Cevabı şu. Resulullah şöyle buyurdu. Medine'ye Deccal ve Taun giremez. O deccallerden bir deccaldir. Dikkat edin. O deccallerden bir deccaldir. İshak İbni İbrahim Malik İbni Enes'ten şöyle dediğini yazıyor. İslam'a ondan daha zararlı birisi doğmamıştır. Ondan daha zararlı biri doğmamış. Gene adını vermiyorum. En sonda söyleyeceğim dediğim gibi. Ammar İbni Zarik diyor ki sana bir şey sorulunca cevabını bilmez isen ona bak. Cevabını bilmez isen ona bak. O ne demişse tersini söyle. Doğrusunu bulmuş olursun. Bakınız bunların bu isimlerini söylediklerimin hepsi ehli sünnet dünyasında tanınmış ilim adamlarıdır. Ehli sünnet eserlerinde ehli sünnet alimi diye yazılan ilim adamlarıdır. İbni Ammar veya ravilerdir. İbni Ammar bir şeyde şüphe ettiğinde onun görüşüne bak ve tersini yap. Hak budur. Bereket ona muhalefet etmededir. Abdullah İbni İdris o fezallum muzil. Fezallum muzil. O delalete düşmüştür. Delalete düşürmektedir. Ve emma Ebu Yusuf. Ama Ebu Yusuf'a gelince Ebu Yusuf da onun talebesidir. O dediğimin talebesidir. Fasikun minel fussak. Ebu Yusuf da fasıklardan bir fasıktır. Kim diyor bunu? Abdullah İbni İdris. Sufyan-ı Sevri. Zallum muzil. O delalete düşmüş, delalete düşürmektedir. Şafii. Onun, bak Şafii ne diyor? Onun ashabının kitaplarına baktım. 130 sayfaydı. Saydım ve 80 sayfa kitap ve sünnetin tersineydi. 80 sayfası diyor kitap ve sünnetin tersine. Şubi. Kefun min turab, hayrun min filani.
adını söylemiyorum. Bir avuç toprak falancadan hayırlıdır. Ve ki o 200 hadise muhalefet etmiştir. Malik İbni Enes, Mabulide fil İslam mevludun ezer alel İslam min filani. İslam'da ondan daha zararlı dünyaya gelen birisi yoktur. Kanet fitnetu filani, adını söylemiyorum, filani diyorum. Falancanın fitnesi ezerru ala hazihil umme min fitneti iblis. Falancanın bu ümmeti olan zararı, fitnesi falancanın bu ümmete olan zararı ezerru ala hazihil umme min fitneti iblis. İblisin fitnesinden daha zararlıdır. Abdurrahman İbni Mehdi, İslam'da Deccal fitnesinden sonra onun reyinden daha büyük fitne bilmiyorum. Şerik İbni Abdullah, Kufe pazarında içki satılması onun sözlerinin söylenmesinden hayırlıdır. Eyyub, ondan söz ederken şu ayeti okudu. Ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ovzai, o İslam urvesini düğüm düğüm zarara uğratıyordu. Ovzai yine başka sözünde diyor. O öldüğünde, Ovzai diyor ki, bakın yazıyor. Diyor, o öldüğünde Ovzai dedi ki, elhamdülillah, eğer yaşasaydı adım adım İslam'ı yok edecekti. Sufyan-ı Sevri, onun ölüm haberini aldığında dedi ki, elhamdülillah, Müslümanlar ondan rahatladı. Yaşamış olsaydı İslam ipini düğüm düğüm gevşetecekti. İslam'da ondan daha zararlısı doğmadı. Himat, İslam'da ondan daha zararlı birisi doğmamıştır. İbni Avun, İslam'da ondan daha uğursuz birisi doğmamıştır. Süleyman İbni Harp, o ve ashabı Allah yoluna engel olanlardandı. Abdullah İbni Mübarek, Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal ediyordu. Mu'min-i Tak İmam Sadık Aleyhisselam'ın ilm-i münazaradaki yetiştirdiği uzman talebelerinden bir tanesidir. Bu vereceğim kaynaktaki Mu'min-i Tak'ın adını Şeytan-ı Tak olarak yazmış. Bakınız, bunları o fakih hakkında yazıyor alimlerin dilinden. Mu'min-i Tak'ın adına gelince diyor Şeytan-ı Tak. Şeytan-ı Tak. Onun hakkında, elbette bu Mu'min-i Tak'tır işin özünde, gerçeğinde. Onun hakkında Mu'min-i Tak dedi ki, senin imamın belli bir vakte kadar bekletilecektir. Bu sözün de efendim içeriğini anlatayım. O geliyor Mu'min-i Tak'a, diyor ki, duyduğuma göre imamın ölmüş. Duyduğuma göre imamın ölmüş. Mu'min-i Tak da ona diyor ki, evet benim imamım öldü ama senin imamın ila yevmi kıyamete kadar bekletilecektir. Kıyamete kadar bekletilecek olan kimdir? Kur'an'a göre iblistir. Yani diyor senin imamın da iblistir. Bakınız, bu söylediklerimin tamamını Tarihi İbni Asakir, Tarihi Bağdadi, başka bir ismi Tarihi Bağdadi, bakın Tarihi Bağdadi, pardon İbni Asakir değil, Tarihi Bağdadi bu söylediklerimi 11. cildin 291. sayfasından itibaren yazıyor. Bu söylediklerimin tamamını. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın başka bir, yani sadece Tarihi Bağdadi'den söylememiş olalım. Tarihi Bağdadi'den söylememiş olalım. Başka yerlerden daha isim vermeyeceğim. Yine söylüyorum, en sonunda ismini vereceğim. Bakınız, diyor ki o güvenilmez adamdır. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet kaynakları. Tarihul Kebir cilt 8 sayfa 81. Sapık, Murci'e mezhebinin mensubudur. Tarihul Esvat cilt 2 sayfa 93. Küfründen dönmesi için iki defa tövbeye çağırılan adam. Kitab-ı Zü'efa sayfa 132. Kitab-ı Zü'efa. Bu Kitab-ı Zü'efa'da da zayıf olanların isimlerini yazmış, onların halatlarını yazmış. Adı üstünde Kitab-ı Zü'efa, zayıf olanlar. Diyor, küfründen dönmesi için iki defa tövbeye çağrılan adamdır o. Evet. Sufyan İbni Uyeyne,
Onun ölüm haberi kendisine geldiğinde Buhari'den geri kalmayacak şekilde şu sözü diyor. Allah ona lanet etsin. İslam'ın can damarlarını bir bir kopardı. Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır. İbni Abdülbir El-İntika kitabı sayfa 149-150. İbni Carut onu tanıtırken şu korkunç cümleyi söylüyor. Bakınız. Müslüman olup olmadığı tartışılmalıdır. El-İntika kitabı sayfa 150. Malik İbni Enes, bir diğer mezhep imamı Malik İbni Enes, İslam bünyesinde doğan en şerir varlıktır. Bu ümmete fikirleri yerine kılıçla darbe vursaydı daha iyi olurdu. El-İntika sayfa 150. Rical alimi Ukeyli'nin, bakın, Zuafa'ul Kebir bu ünvanda isimde Rical kitabı vardır. Bu kitapta bakınız canlar, zayıf ravileri yani kısaca arz edeyim. Zayıf olan ravileri bu kitapta yazıyor. Ukeyli bu kitabında o söz ettiğim fakihi, söz ettiğim efendim şahsı zayıf raviler arasında zikrediyor ve şunları aktarıyor. Kendi kitabında şu alimlerin sözlerini aktarıyor. Diyor ki Amr bin İshak dedi ki İbni Avn'ın şöyle dediğini duydum. İslam'da ondan nehs ve uğursuz doğum olmamıştır. Dinin birçok bölümünde cahil olan birinden nasıl din öğrenirsiniz? Kendi kitabında bu alimlerin sözlerini nakletmiş. Ovzai dedi ki Seleme İbni Hakim o ölünce onun hakkında dedi Allah'a hamdolsun. O İslam'ın can damarlarını birer birer kopardı. Mu'mel dedi ki Sufyan-ı Sevri'nin yanında ondan söz açılınca dedi siga ve güvenilir değildir. Humeydi dedi ki Sufyan-ı Sevri'nin şöyle dediğini duydum. İslam'da ondan daha uğursuz doğum olmamıştır. Malik İbni Enes bana şöyle dedi. O dininde kurnazlık yapıyordu. Kim dininde kurnazlık yaparsa onun dini olmaz. Mansur İbni Seleme dedi ki Hammad İbni Seleme ve Şubi onun hakkında konuşurken onu lanetlediklerini duydum. İbrahim İbni Şems dedi ki İbni Mübarek'in şöyle dediğini duydum. O hadisleri inkar ediyordu. Ahmed İbni Hasan Tirmizi dedi ki Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini duydum. O yalancıdır. Muhammed İbni Osman dedi ki Yahya İbni Ma'in'den onun hakkında sorulunca hadiste zayıftır dedi. Bakınız bu söylediklerimin tamamı Ehl-i Sünnet uleması, bunları da Ukeyli El-Duafa El-Kebir kitabının 8. cildinin 490. sayfasında yazmıştır. Sadece burada yok. Ahmed İbni Hanbel'in İlel vel Ma'arif kitabında bakın İlel ve Ma'rifetur Rical isimli kitabının 2. cildinin 546. sayfasında da buna benzer sözler var. Bu söylediklerime benzer. Abdullah İbni Ahmed'in Kitab-ı Sünne kitabının 1. cildinin 119, 187, 193, 204, 207, 211. sayfalarında var. Hatib-i Bağdadi Tarih-i Bağdad'ın 15. cildinin 552, 549, 556, 561. sayfalarında bu söylediğim şeylerin benzerleri var. Hatib-i Bağdadi'nin 11. cildinden de söylemiştim daha önce. Bakınız, onun hakkında ana başlıklar hakkında söyleyecek olursak bakınız, Hatib-i Bağdadi onun hakkında özetle şunları çıkarıyor. Fazla durmayayım artık burada. Dolayısıyla
Kimdir bu ehli sünnet alimlerinin? Efendim, Tarihi Bağdadi'de, efendim, Tarihul Kebir'de, Tarihul Evsat'te, İbni Abdülbir'in intikasında, efendim, İlel vel Marifetur Rical, Ahmed İbni Hanbel'in eserinde, Abdullah İbni Ahmed'in Kitab-ı Sünnesinde, birkaç tane ehli sünnet aliminin, rical aliminin, özellikle rical alimlerinden birkaç tanesi ve rical aliminin dışında olan diğer alimlerin bu ağır cümleleri kimin hakkında söylemişler? Aziz canlar, bunları ben söylemiyorum. Bunların hepsi ehli sünnet ulemasının sözleridir ki bunlar bu sözleri bunlar Ebu Hanife hakkında söylemişler. Bakınız Ebu Hanife hakkında bu sözler söylenmiştir. Dolayısıyla İmam Sadık Aleyhisselam'ın öncesinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ilmi merciliği devre dışı bırakıldı. İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra Abbasi Ehli Beyt'in düşmanları olan Abbasiler vesilesiyle Ehli Beyt'in ilmi merciliği tamamen reddedildi ve Ehli Beyt'in olması gereken yerine öyleleri getirildi ki tartışmalı olan kişiler getirildi. Hükümet tarafından. Bu ekol hükümet onların kendisi. Şunu da arz edeyim. Yani deminden beri söylediklerim Ebu Hanife kalkıp kendisi mezhep kurmamıştır. Böyle anlaşılmasın. Ama İmam-ı Sadık Aleyhisselam'dan sonra Ebu Hanife'den sonra Abbasi hükümeti bakın Abbasi devleti kalkmıştır. O gün birçok ki Gerçeğe Giden Yol kitabında yazmışım 80'den fazla mezhep vardı. Bunları dörtte sınırlandırmıştır. O dörtten biri Ebu Hanife'dir. Bugün İslam dünyasında en fazla taraftarı olan Ebu Hanife'dir ve Ebu Hanife de Ehli sünnetin hadis alimleri, ehli sünnetin rical alimleri, ehli sünnetin diğer mezhep imamları tarafından kabul gören bir şahıs değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle birisini İmam Sadık Aleyhisselam'ın yerine bıraktılar ki tartışmalı birisini getirdiler bıraktılar. Şafii onu kabul etmiyor, Malik İbni Enes onu kabul etmiyor, Buhari onu kabul etmiyor, Buhari'nin üstadı onu kabul etmiyor. Daha ne kaldı? Daha ne kaldı yani? Yani en basitinden İbni Ebi Şeybe Buhari'nin üstadı kabul etmiyor. Buhari bir yerde göstersinler ki Buhari Ahmed İbni Hanbel'den sonra gelir. Yani hadis kaynaklarını yazanlar mezhep imamlarından sonra gelir. Tirmizi'nin bir yerinde Ebu Hanife'nin adını göstersinler. Buhari'nin bir yerinde Ebu Hanife'den bir söz yazıldığını göstersinler. Müslüm'ün bir yerinde Ebu Hanife'den, Şafii'den bir söz yazıldığını göstersinler. Hayır, bulamazlar. Yani hadis alimleri mezhep imamlarını kabul etmiyor. Elbette buna ayrı bir bölüm açacağım. İlerleyen bölümlerde Ehl-i Sünnet'in hadis alimleri ile mezhep alimleri arasında çelişkiler. Bu ayrı bir konu. Dolayısıyla bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra yapılan fitneler ki yazmış Buhari tekrar göstereyim. Biz ne fitneler yaptık peygamberden sonra? Ehli beyti ilmi mercilikten uzaklaştırdılar. Sadece bununla kalmadılar. Bakınız bir tane örnek vereyim. Bugün İslam dünyasında yani İslam dünyasının neresine giderseniz gidin. Tarikat akımı var mı? Yani tarikat kavramı var mı? Müslümanlar içerisinde tarikat denen bir şey var mı? Türkiye'de var, Mısır'da var, Arabistan'da var, Irak'ta var. Tarikat akımı var, tarikat faktörü var, tarikat bir gerçek, hakikat, vakıa. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Bir vakıa, bir gerçek var Müslümanların içerisinde. Peki şunu arz edeyim. Bu tarikatın menşeinde kimler var? Tasavvufun menşeinde, kökünde tasavvuf ekolünü, tarikat ekolünü öyle arz edeyim.
Çıkaranların menşeinde kimler var? Bakınız, Peygamber Efendimiz'den sonra vakit de azalıyor. Aslında vakit doldu. Ben burada noktalayayım. En iyisi bunu haftaya bırakayım. Çünkü önemli bir konu. Sadece şuna arz edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra çıkarılan fitnelerden bir tanesi. Beş konuda yapılan darbelerin içerisinde Allah'ın manası yozlaştırılmaya çalışılmış, Tevrat'ın anlattığı Allah, Kur'an'ın anlattığı Allah'mış gibi Müslümanların içerisine sokulmaya çalışılmış, Peygamber Efendimiz'in şahsiyetine karşı hakaretler yapılmış, yani darbeler yapılmış, Peygamber Efendimiz'in sünnetine darbeler yapılmış, sünnetin yerini bid'atler almış, hurafeler almış, Kur'an'ın kendisine darbeler, hamleler yapılmış, başarılı olunmamış, ikinci aşamada Kur'an'ın beyanına, tefsirine darbeler yapılmış ve Ehl-i Beyt'in ilim merciliğine darbeler yapılmış. Bu beş darbe içerisinde bir de İslam ümmetinin içerisinde tarikat çıkarılmıştır. Ben size soruyorum. Peygamber Efendimizin zamanında gelsinler bize mescidin, caminin karşısında tekke göstersinler. Mescidin, caminin karşısında bize dergah göstersinler. İspat etsinler. Bizim tarihimiz uzak değil. 14 asırlık İslam tarihimiz var. Desinler ki peygamberin zamanında efendim cami vardı, caminin de karşısında dergah vardı. Camiye işte şu Müslümanlar gidiyordu, dergaha şu Müslümanlar gidiyordu. Bize söylesinler Peygamber Efendimizin döneminde fıkıhın karşısında tasavvuf vardı, sofilik vardı. Bize söylesinler Peygamber Efendimizin zamanında fakihin karşısında Peygamber Efendimizin o gün Peygamber Efendimiz adına İslam'ı anlatan sahabeleri vardı, Ehl-i Beyt vardı. Fakihin karşısında kutup göstersinler. Desinler o zaman peygamberin döneminde bir fakih vardı, fıkıh adam, bir de kutup vardı. Tarikatta en yüksek mertebeye gidenlere verilen ünvan ve sıfat, kutup. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bunların hiçbiri yoktu. Mescit vardı, cami vardı, Müslümanların mabedi mescitti, Müslümanların okulu mescitti, Müslümanların ibadethanesi mescitti. Ama Peygamber Efendimiz'den sonra caminin karşısında bir dergah üretildi, bir dergah çıkarıldı. Dergaha gidenler camiye gidenlere cephe aldılar, camidekiler dergaha gidenlere cephe aldılar. Bu da İslam ümmeti içerisine sokulan Peygamber Efendimiz'den sonra o darbelerin neticesinde beş kademeli, efendim beş efendim başlı darbenin içerisinde çıkarılan İslam ümmetinin kamburlarından birisidir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta nasıl çıkarıldı, kimler tarafından çıkarıldı, amaç ne idi, kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Allahu Azze ve Celle Müslümanların birbirlerini kaynaklarından, Kur'an'dan, sahih sünnetten, kaynaklarından doğru bir şekilde tanımalarını takdir eylesin. Allahu Teala ehli sünnet ile Şia arasına mezhep fitnesi sokmayı amaçlayanlara fırsat vermesin. Allahu Azze ve Celle Müslümanları birbirine kötü tanıtarak, Müslümanları birbirine kutuplaştırıp da Müslümanları birbirine farklı tanıtarak Müslümanlar arasına fitne fesat sokmak isteyenlere Allahu Azze ve Celle fırsat vermesin. Allahu Azze ve Celle ehli sünnetiyle şiasıyla bütün Müslümanların maddi, manevi, ilmi, sanatsal, askeri alanlarda birlik ve dirlik içerisinde yan yana yaşamalarını ve her geçen gün ilerlemelerini, tekamül göstermelerini takdir eylesin. Allahu Azze ve Celle şu anda Karabağ'da, Karabağ bölgesinde İslam askerlerinin
Can Azerbaycan dediğimiz Müslüman askerlerin Ermenilere karşı bir savaşı gerçekleşmekte tez zamanda Allah Azze ve Celle can Azerbaycan'ımıza nusretini, yardımını inayet buyurarak tez zamanda o Ermeniler karşısında can Azerbaycan'ımızın zaferini görmeyi bizlere nasip eylesin. Ermeniler kendi askerlerine bile merhamet etmeyen milletlerdir. Kendi askerlerine bile insan gibi davranmayan milletlerdir. Dün sosyal medyada bir video gördüm. Kendi askerlerinin cenazelerini kamyondan kepçe ile indiriyorlar. Kendi askerine bu muameleyi eden Müslümanlara hangi muameleyi reva görmezler, görmediler? 30 yıldır orada Müslümanlara, kardeşlerimize zulümler etmektedirler. İslam topraklarında Allah bunların şerrini kendileriyle beraber mahvu perişan eylesin. Allah Azze ve Celle o topraklarda bir an evvel Muhammedi ezanın yükselmesini, duyulmasını bizlere, İslam alemine duymamızı, görmemizi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle her şeyden önce İmam-ı Zaman Eccelallahu Teala Ferecehu Şerif Hazretlerinin zuhurunu acil eylesin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sürçü lisan oldu.